Değerli izleyenler herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu. Tradeol YouTube yayınımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'da bilanço dönemi devam ediyor. Tabii yaşadığımız maalesef ki afet nedeniyle biraz dördüncü çeyrek bilançolarda fiyatlama anlamında Borsa İstanbul'a etki anlamında biraz gölgede kaldı. Bundan daha fazla aslında Borsa İstanbul tarafından açıklanan yeni tedbirler sonrasında e, piyasaya gelen ama net bir açıklama yapılmadığı e, için çok da üzerine net konuşamadığımız varlık fonunun işte piyasayı bir e, milyar dolar minimum olmak üzere ETF alımıyla destekleyeceği haberi ve bu haberin piyasaya eskilerin daha çok konuşuyoruz. Tabii dördüncü çeyrek bilançolar biraz daha gölgede kaldı dedik ve yaşadığımız bu afet nedeniyle de. Bu e, bölgede faaliyet gösterebilecek sektör ya da hisselerde e, sert ralliler yaşadık. O yüzden biraz daha haber akışı ya da beklenti e, yönlü bir fiyatlama söz konusu. Peki nereye kadar diye hemen e, sevgili Mustafa'ya sormak istiyorum. Yani şu anki bu fiyatlama e, biraz daha beklentiyi e, alma modelinde ama bu sürdürülebilir mi? Bundan sonraki süreç için şu an işte dönüyoruz demir çelik tarafında, çimentolar tarafından. Bunu bir sürü sektör var ser, seramik vesaire. Bir rally oldu Mustafa. E, ama bir sakinlik görecek miyiz? Yani Borsa İstanbul kendi dinamiklerine tekrar dönecek mi? Bir süre daha böyle gider mi sence? Yani bu fiyatlamalar e, büyük ölçüde oldu aslında. Çimento, işte GEO'lar e, bunlar da bir miktar normalleşme e, olacaktır diye düşünüyorum. Ben genel olarak endeks için e, yani şunu söyleyebilirim. E, iki perspektiften değerlendiriyorum aslında ben endeksin seviyesini. Bir değerlemeler açısından. Bizim yapmış olduğumuz indirgenmiş nakit takım yöntemleri burada ciddi bir potansiyel olduğuna işaret ediyor. Tam deprem zamanı bir strateji raporu hazırlamıştık aslında tam yayınlanacakken evet. deprem olayı olduğu için rapor yayınlayamadık bilanço dönemi sonrasına erteledik Yani oradaki çalışmalarımız bizim değerlemeler açısından halen cazip seviyelerde olduğumuza bir potansiyel olduğunu işaret ediyor. Mustafa İkincisi... hemen oraya girmek isterim. Evet. Oradaki potansiyel ne kadar? Bunu raporu yayınladıktan sonra mı paylaşmayı tercih edersiniz diye sorayım. Şöyle yani 6500-7000 bandı çıkıyor raporda Hı. ama son yakın bir tarihte birkaç gün önce makro tahminlerde yeni bir güncelleme geldi özellikle enflasyon tarafında kur tarafında e, biraz daha yukarı yönlü e, varsayımlar var şu an. E, bu e, o yüzden biraz daha destekleyici olacaktır. Yani benim tahminim şu an e, mevcut durumla yeniden güncellesek e, 7000 üzeri bir e, seviye işaret eder hı hı. ki burada hem enflasyon tarafında hem kur tarafında e, yukarı yönlü risklerin halen daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. E, yıl içerisinde de yukarı yönlü revizyonlar e, devam edebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla değerlemeler açısından pozitifiz çarpanlar açısından baktığımız zaman da öyle birçok sektör ve şirket için çarpanların halen cazip olduğunu, tarihi dip seviyeler yakın olduğunu görüyoruz. Ki 2023 hani enflasyon her ne kadar gerilese de e, halen resimde olmaya devam edecek. Kendini fazlasıyla hissettirecek e, ve bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında ki talep tarafı da aslında çok güçlü hem ücret artışları asgari ücret zamlı talebi destekledi hem düşük ya da real faizlerin çok yüksek negatif olması tasarruflardan tüketime bir kayış oluyor. Bu da tüketimi destekleyen bir başka unsur. Hal böyle olunca da şirketler yüksek maliyet artışlarını fiyatlara yansıtabiliyorlar. O yüzden yüksek büyümeler gördüğümüz bir yıl olacak yine 2023 yılı. Operasyonel kar tarafında bir miktar maliyet baskıları sebebiyle daralma bekliyoruz. Ama genel olarak ben özellikle birçok sektörde net kar marjlarında çok daralma olacağını düşünmüyorum. Hem şirketlerin borçluklarının azalmış olması hem faizlerin düşük olması hem de kur tarafında risklerin büyük ölçüde elemine edilmiş olması ya da azaltılmış olması şirketlerin ciro büyümelerine paralel net kar açıklayacaklarını, kar marjlarını koruyacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla hani yüksek enflasyon ortamında tıpkı geçen sene yaşadığımız enflasyon rallisi gibi bir hikayenin biraz daha küçük bir versiyonunu ben bu sene içerisinde yaşama potansiyelimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla değerlemeler cazip. O yüzden hani o, biz 12 ay sonrası için hedef değerleri oluşturuyoruz. Hani bu vadede ben genel olarak iyimserim ile ilgili. Ama kısa vadede daha önce de daha önceki programlarda da konuşmuştuk aslında. Likidite çok belirleyici oluyor hisse performansları açısından. Yani burada da seçim belirsizliği, işte ekonomik belirsizlikler sebebiyle oynaklığın yüksek olacağını ve mevduatın da alternatif olmaya başlamasıyla birlikte ben seçime kadar endeks için çok olumlu değildim açıkçası. Ama bu düşüncem biraz değişti. E, bunun da birkaç tane sebebi var. E, bir tanesi e, BES fonları. E, bu emeklilik fonlarına getirilen düzenleme e, bunların hisse ağırlıklarının %10-15 bandından %30-50 bandına çıkartılması yasal süre içerisinde de şirke, fonların çok hızlı bir şekilde %30'un üzerine çıkmaları bir likidite sağladı piyasaya. Şimdi burada endeks eğer e, aşağı yönlü bir hareket yaparsa, sert bir hareket yaparsa e, bu fonların endeks ağırlıklarını e, daha da artırmak isteyebilirler. Özellikle de şu an tahvil faizlerin de e, kamu kağıtlarına çok cazip olmadığını düşünürsek endeksin e, gerilediği zamanlarda e, bu fonların yatırım iştahını artıracaktır. %50'lik üst banta iyi bir bant. E, Dolayısıyla bu aşağı yönlü hareketleri sınırlayacaktır diye düşünüyorum. Biraz önce giriş konuşmasında senin söylediğin e, varlık fonu e, potansiyel alımlarından bahsettin ki 1 milyar dolarlık bir alımdan bahsediliyor. E, bu best fonları aracılığıyla e, endekse giren e, değerin neredeyse iki katı e, büyüklükte. Dolayısıyla önemli bir e, potansiyel. Hani Varlık fonu alır mı almaz mı ne zaman alır bu nasıl finanse edilecek tabii ki çok fazla belirsizlik var ama en azından... E, aşağı yönlü hareketlerde acaba varlık fonu e, alıma gelir mi beklentisi bile e, aşağı yönlü riskleri azaltacak diye düşünüyorum şahsen. Ve son olarak burada şunu da söylemek lazım. E, BES fonlarının girişi esnasında hani buraya 10 milyar TL'ye yakın bir nakit girişi oldu. E, Seçim öncesi risk almak istemeyip çıkmak isteyen yatırımcılar için de bir likidi de yarattı ve fırsat yarattı. Çıkmak isteyen de çıktı aslında çok büyük ölçüde. O yüzden aşağı yönlü riskler düşük diye düşünüyorum ki bir taraftan da şunu da söylemek lazım belki. Geçen senenin sonunda çok ciddi bir ortak satışı dönemi gördük. Biz işte ortak satışları oldu, hisse geri alımıyla alınan hisselerde satışlar oldu. Şimdi son dönemde bunun tam aksine şirketlerin geri alım programları açıkladıklarını görüyoruz. Bence bu da e, destekleyici. Özellikle de endeks e, gerilerse yani daha fazla sayıda şirket daha yüksek montanda e, alım yapacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar aşağı yönlü riskleri aslında e, sınırlıyor. Yani benim genel e, görüşüm endeksin e, seçime kadar en azından 4500-5500 bandında e, kalacağı. E, burada özellikle bireysel yatırımcıların aşağı yönlü hareketlerde ağırlıklarını e, artırmasını yukarı yönlü hareketlerde de ağırlıklarını azaltmasını e, ben kendi adıma e, tavsiye ederim. Orta uzun vadede seçimlerden sonra bir yıllık vadede endekse ilişkin zaten olumlu görüşe sahibim. Gibi. Peki Mustafa buraya bir not eklemek istiyorum. Daha doğrusu yatırımcılardan gelen bir soruyu sana iletmek istiyorum. Şimdi e, özellikle bireysel emeklilik sisteminin e, bu piyasaya enjekte ettiği e, alımlarla daha doğrusu parayla ve alımlarla biz BIST 30 hisselerinde hemen hemen birçok hissenin daha doğrusu tarihi zirveye gittiğini ya da kayıplarını telafi ettiğini ya da kayıplarını telafi etmeye yakın olduğunu gördük. Yani yatırımcıların burada çok ciddi bir zararı olmadı. Seçimden önce nakite geçmek isteyen de rahatlıkla geçti. Fakat yan hisselerde çok ciddi kayıplar var. Yani %30, %40, %50'lik geri çekilmeler var. Biz buradaki 6.500-7.000'lik senaryomuzu uzun vadeli olarak oluştururken Şimdi X tüm Y dediğimiz yani stüz dışında kalan e, hisselere de yayılabilecek bir e, rally'yi gündeme getirebiliyor muyuz yoksa yatırımcılar daha çok BIST'e hatta daha da çekimsel olup BIST 30'a mı yönelmeli? Yani çünkü geçtiğimiz rally tüm piyasaya yayılan, küçük hisselere de yayılan, yan tahtalara da yayılan bir rally idi. Bu 7000 hareketi için e, aynı mı olacak? ...senaryo daha e, farklı yani mı çalışır? Düşün, çünkü e, driverları aynı aslında. Yani yüksek enflasyon... Katalizör de aynı günler, diyorsun. Katalizörler de aynı. Dolayısıyla... E, biz seçim belirsizli belirsizliğini atlattıktan sonra e, genel olarak e, bütün sektörlere, şirketlere e, yayılmış bir rally görebileceğimizi düşünüyorum ben. Ama seçime kadar e, belirsizlik çok fazla ve e, bu hisse performansının likidite e, belirleyecek ve o açıdan baktığım zaman da hem işte emeklilik fonlarının alımları hem varlık fonunun e, alımları e, biraz daha biz 30 e, özelinde e, yoğunlaşıyor. O yüzden kısa vadede e, ben özellikle e, daha Blue Chip şirketlere, biz 30 hisselerine açısından daha iyi mislerim. Hani fonlarda bunların ağırlığın daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Ama seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra genel olarak biz pozitif bir momentum'a döndüğümüz zaman yan kağıtlarında bunlara katılacağını düşünüyorum. Peki şimdi Ezgi hemen sana dönüyorum. Neden? Çünkü yatırımcılar Petkim'in bilançosunu bekliyor. Son zamanlarda bana en çok sorulan hisse oldu. Çünkü e, biraz da açıkçası yaka silktiler diyebilirim. Hani istenilen ve arzu edilen o performansı gösteremediği için. Ama hemen geçtiğimiz e, yayınları hatırlıyorum seninle. Hep şunu söyledin. Ben Tüpraş'ı Petkim'e göre daha çok beğeniyorum dedin. Yani Petkim'i çok fazla beğenmiyorum dedin. Zaten burada fiyatlamada, ortada Tüpraş'ta hakikaten çok iyi bir fiyatlama görürken Petkim bunun çok çok gerisinde kaldı. Peki yarın nasıl bir bilanço bekliyorsun eski? Ee, yarın zayıf bir e, bilanço bekliyoruz. Yani aslında çok önemli bir çeyrek değilmiş gibi e, toplam yıl içerisindeki e, payı düşük olacak. Çünkü e, bir, bir süre üretimde etilen e, kapasitesinde duruşlar vardı e, bu dördüncü çeyrekte. Onun etkisi olacaktır. O nedenle e, bilanço zayıftır ama hani. Özellikle bilanço değil de bilanço sonrasında şirketin yapacağı telekonferansta 2023 öngörüleri paylaşılacak. Orada ne bekliyorlar o aslında biraz daha önemli olacak. Muhtemelen Favök tarafında dolar bazında biraz düşüş bekliyor olabilirler ya da yatay bir Favök bekliyor olabilirler 2023 için. Daha çok piyasa bunu takip edecek aslında. Hı hı. Peki diğer taraftan şimdi dönelim. Tabi TÜPRAŞ'ın bilançosu geldi. Hatta sonrasında e, haberi de geldi. Beklenen bedelsiz sermaye artırımı haberi de geldi. E, şimdi TÜPRAŞ bölünecek malum. 100-600'lük bir bedelsiz de açıkladı. E, temettü düşük mü? Sen beğendin mi? Piyasa beğendi mi? E, hem bilanço hem de biraz temettü bir de bölünecek olması hikayesine de geçelim istersen buradan. Hı, hı. E, bilanço iyiydi dördüncü çeyrek e, bilançosu hem operasyonel tarafta hem net kar tarafında e, yani fabrik beklentilerin üstündeydi net karda da ekstra bir de e, vergi geliri vardı o nedenle oldukça güçlü bir e, kar çıkmıştı. Ee, yani daha yüksek bir temettü bekleniyordu tabi hisse başına ben 77 lira gibi bir temettü bekliyordum kardan sonra ee, 45 lira gibi bir e, temettü geldi ee, ama yani yılın ikinci yarısında finansal koşullara bağlı olarak tekrar bir temettü dağıtımı gündeme gelebilir diye de bir not düşünmüş e, yapılan açıklamada. Hı hı. E, bu da aslında belki yılın ikinci yarısında tekrar bir nakit temettü e, dağıtma ihtimali olur diye düşündür düşündürüyor çünkü dağıtılabilir e, karda daha böyle bir yer var e, ama kısa vadede herhalde biraz daha ihtiyatlı davranmak istediler düşük tuttular temettüyü e, yılın ikinci yarısında e, duruma göre bakılacak belki tekrar bir temettü dağıtılacak e, bedelsiz sermaye artırımına gelince bu aslında TÜPRAŞ'ın çok da e, yapmadığı bir şey yani hani ben evet. e, hatırlamıyorum e, böyle bir şeyi yıllardır da gör e, hani baktığımda şöyle geçmişe dönük görmedim ee, çok da yapmadığı bir şey ama tabii e, hani temel olarak bizim değerlememizi çok etkileyen bir konu değil ama e, biliyoruz yani bedelsiz sermaye artırımını piyasamız e, seviyor e, o da aslında hisseyi destekleyebilecek bir unsur olabilir önümüzdeki dönemde. Ee, gelişmeler bu şekilde. Ha, e, karlılıkla alakalı birinci çeyrekte neler olacak diye baktığımızda belki ondan da bahsetmek lazım biraz. Evet. Ee, şimdi artık çünkü bunu fiyatladık bitti. Şimdi tüpraş neyi fiyatlayacak aslında birinci çeyrek için bu çeyrekte bilen çok güzel gelince e, yatırımcılar da şunu isteyecek. Bu sürdürülebilir mi? E, sürdürülebilir olursa tüpraş için yeni bir e, potansiyel daha çıkacak açığa o yüzden birinci çeyreğe geçiyoruz. Hemen dördüncü çeyrekleri bitirip birinci çeyrek beklentilerini konuşmaya başlayabiliriz bile. Evet, e, şimdi TÜPRAŞ her ay e, yeni bir sunum e, koyuyor. Her ay güncelleyerek sunumunu koyuyor. Ve orada işte Akdeniz piyasasındaki ürün marjlarından bahsediyor. E, şimdi son sunum e, bugün çıktı. Orada Şubat ayı rakamlarını görüyoruz. Şubat ayında biraz düşüş var aslında. Yani e, geçen ay... 40 dolar, 43 dolar olan e, işte dizel jet yakıtı e, şey krekleri, marjları e, bu ay 26 dolarlara düşmüş. E, yani bunun aslında son e, 1-2 haftadır da tüpraş performansı biraz zayıftı. E, aslında biraz da bu sebepten e, performans zayıftı diye tahmin ediyorum. E, biraz piyasadan hani... E, TÜPRAŞ'a rakip olan şirketlerin işte sitelerinde paylaştığı bir takım marjlar var. Oralardan bazen takip ediliyor bu e, konu. E, yani o sebeple e, bu iki haftada TÜPRAŞ biraz olumsuz e, performans gösterdi diye e, tahmin ediyorum. E, karlılıktaki yani hani marjlardaki düşüşün sebebi ne olabilir? Şimdi 5 Şubat'tan itibaren ee, Avrupa Rusya'dan e, dizel alımını durduracaktı. E, bunun öncesinde Ocak ayında inanılmaz bir dizel e, alımı oldu. E, orada da marjlar yukarıya geldi ve e, çok fazla stok birikmiş oldu. Yani Şubat'ta sessiz bir dönem olmuş oldu aslında işte e, yaptırımlar başladıktan sonra e, biriken, e, birikmiş olan stokların etkisi var. Aynı zamanda e, yani doğal gaz fiyatlarının aşağıya gelmesinin e, etkisi var. Bu nedenle Şubat'ta biraz marjlar düşük kalmış gibi görünüyor. E, sonraki dönemde belki Nisan-Mayıs gibi burada marjlar tekrar yukarı gelir diye tahmin ediyorum. Hem talepte toparlanma olur. E, stoklar geriye, e, stoklar düşmüş olur. E, orada yine belki 35 dolarlar, e, belki 40 dolarlar gibi marjları görebiliriz diye tahmin ediyorum. E, ama sonuç olarak yine yılın ikinci yarısında zaten bu marjlar düşecek. Yani hani e, şirketin de aslında e, 2023 öngörülerinde marjların düşeceği varsayımı var. Yani e, normalde işte e, 2022 net rafineri mazı 16.5 dolar. 2023 net rafineri marjını şirket 11-12 dolar olarak tahmin ediyor yani zaten burada marjlarda bir düşüş göre göreceğiz bunu şirket de tahmin ediyor aslında piyasada bekliyor e, yılın ikinci yarısında daha büyük bir düşüş olacak yılın ilk yarısı nispeten daha kuvvetli olacak birinci çeyreğe bakarsak şimdi birinci çeyrekte yine marjlar aslında kuvvetli işte geçen ay dediğim gibi 40 dolarlarda dizel marj var bu ay 26 dolarda yani şubatta 26 hani e, geçen senenin ilk çeyreğine göre gayet kuvvetli o yüzden e, karlılık olarak daha iyi olur e, diye tahmin ediyorum Burada bir de olumlu gelişme var aslında doğal gaz fiyatlarındaki düşüş yani işte marjlar düşüyor ama düşmesinin de bir sebebi var çünkü doğal gaz fiyatları da geriye geliyor aslında Avrupa'da ve Türkiye'deki tarife de şimdi Mart ayından itibaren %26 düştü Aralık sonundan beri sanıyorum %40'larda bir indirim oldu TÜBRAŞ'ın tabi olduğu doğal gaz tarifesine Bunlar aslında olumlu faktörler. Yani o kreklardaki düşüşü dengeleyecek faktörler. Sonuçta birinci çeyrek kuvvetli olur bence tüpraş için. Peki paralelinde gazı da konuşacak olursak ne dersin? Aygaz'da dördüncü çeyrek tüpraş sayesinde kuvvetli gelmişti. Ama operasyonel taraf oldukça zayıftı. Yani biraz stok zararı yazılmış. Onun dışında bu... Kargo dağıtım operasyonlarında negatif bir e, fabek var. Onun etkisi daha fazla olmuş düşündüğümüzden. Sonuçta operasyonel olarak biraz daha e, zayıf. E, Aygaz'ın da yani ilk çeyreğinde e, şimdi geçen seneye göre nasıldır diye çok e, detaylı bakmadım ama yani kısa vadede aslında çok fazla bir katalist yok gibi görünüyor e, Aygaz için. E, daha önce de bahsettiğim gibi Aygaz, TÜPREŞ'in gerisinde kalmış kalmasını bekliyorduk. Biraz gerisinde kalmış. Ee, hani çok düşmüş aslında son zamanlarda. Belki birazcık oradan e, bir tepki verir. E, ama e, hani temel olarak e, finansallarda e, çok ciddi bir hikaye yok gibi kısa vadede. Kısa vadede diyorsun. Peki şimdi Mustafa az önce e, sana dönüyorum. Enflasyon tarafını konuştuk biraz da. Yaşadığımız bu afetin... 2022 yılından devraldığımız bir enflasyon var ama 2023 projeksiyonu da enflasyonu yukarı çekebileceği konusunda piyasa şu an için hemfikir. Sadece biraz daha süreci izleyip görmek ne kadarlık bir revizyon geleceğini izlemek lazım. Şimdi hemen bunun tabi dolaylı olarak etkileyebileceği sektörlerden birisi gıda ve perakende tarafına da geçmek istiyorum. Yani 2022 özelinde yüksek bir enflasyon vardı ama e, gıda ve perakende tarafında yani yatırımcıları tatmin edecek bir fiyatlama olmadı. O yüzden gözler 2023'e çevrilmişti. Şimdi olası bir enflasyon yükselişi yaşanırsa beklentileri aşarsa enflasyon 2023 yılında nasıl bir fiyatlama göreceğiz? Hem biraz buna bir ışık tutalım istiyorum hem de açıklanan bilançolara da bir e, göz gezdirelim. Böylelikle de sen e, tabii kendi tarafını yani gıda tarafını içeceğe göre daha çok beğeniyorsun ama yine bir karşılaştırma da yapmış oluruz böylelikle. E, tabii yani e, enflasyon e, her ne kadar geçen sene göre e, gerilecek olsa da yüksek seyretmeye devam edecek. E, yani bu depremin e, benim gördüğüm e, benzer ülkelerdeki en belirgin olumsuz etkisi aslında enflasyon üzerinde görünüyor. Dolayısıyla e, bunun enflasyonu daha da artırıcı bir etkisi e, olacak ki o bölge e, tarımın ve e, hayvancılığın e, ağırlıklı olduğu bir bölge. Dolayısıyla gıda enflasyonu üzerindeki etkisi e, daha da olumsuz olacak. Malum Mustafa cümle... hatta gıda enflasyonu şunu da ekleyebilir miyiz? Bir de kuraklık. Yani çok ılıman bir e, kış geçirdik. Bugün evet. de ilkbaharın ilk günü aslında. Mart ayına geldik ama neredeyse kış yaşamadık. Evet, kar ve yağmur yağmadı maalesef. E, Hidroelektrik santralleri e, çok e, yüksek verimle çalışamayacaklar. E, geçen senenin çok altında kalacakmış gibi görünüyor. E, bu da tabii kuraklıkta ilave bir e, maliyet getiriyor. E, dünyada da zaten gıda fiyatlarının yüksek seyri. E, beklentiler e, devam ediyor. Dolayısıyla gıda enflasyonunun aslında manşet enflasyonun daha da yüksek olduğu e, bir ortam olacak ki burada yukarı yönlü riskler de aşağı yönlü risklerden e, çok daha fazla. E, ve e, işin doğası gereği gıda perakende sektörü de enflasyondan olumlu yararlanıyor. Çünkü ciroları enflasyonla birlikte artıyor. Biz artık son dönemde stok karı vesaire gibi etkiler çok görmüyoruz marjiler üzerine çok büyük etkiler görmüyoruz ama en azından aşağı yönlü riskleri azaltıyor. Dolayısıyla marjiler açısından, hem büyümeler açısından, enflasyonlan olumlu etkileniyorlar ve mevcut yüksek enflasyon ortamında ben mutlaka sepetlerde bu şirketlerin olması gerektiğini düşünüyorum en azından enflasyona karşı koruma sağlayacaklarını düşünüyorum. Ki çarpanları zaten e, tarihi dip seviyelerde. E, 2023 büyüme e, rakamlarımız e, oldukça güçlü. E, net kar marjları da daralma beklemiyoruz. Oysa net kar e, büyümelerimiz oldukça güçlü. Ve bu e, büyüme e, büyümeler ışığında da e, çarpanların cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz. Ben genel olarak gıda perakende sektörünü e, beğeniyorum. E, buradaki primer tercihim e, bizim tatbikimiz e, BİM. Hem mevcut konjonktüre daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ee, hem de işte bilançosunun güçlü olması, risklerin daha düşük olması. Ee, değerleme açısından da bence şu an en cazibi. Özellikle e, bir üçüncü çeyrekte marj baskısı yaşamışlardı. Onun bir etkisi oldu hisse performansına. Sonra hükümetle yani malum e, diyalog e, olumsuz etkiledi. Ve şu anki seviyeleri bence alım fırsatı yaratıyor. Ee, benim burada kısa vadideki en, e, en önemli tercihim BİM. E, gıda de sektöründe. Uzun vadede ise e, işte online'ın payının yüksek olması e, sebebiyle Migros'u beğeniyorum. Burada online tarafta e, potansiyel yeni işlere de giriliyorlar. Bu yemek platformu, yemek servisi benim e, çok inandığım bir e, alan. Burada çok e, güçlü büyümeler ve e, pozitif e, kar etkisi e, göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla uzun vadede Migros'u çok beğenmekle birlikte e, daha kısa vadı için e, BİM e, buradaki primer e, tercihim olmaya devam ediyor. Migros'un bilançosu geldi. Ee, çok kısa ondan da bahsedeyim. Ee, Ciro tarafı çok güçlü geldi. Beklentilerin çok üzerinde geldi. Ama marş tarafı özellikle manşet e, e, Fabrik Marjı beklentilerin çok altında kaldı. 2023 öngörülerini de şirket e, bu şekilde paylaştı. Ciro tarafı piyasa beklentilerin ve bizim beklentilerin çok üzerinde. E, Fabrik Marjı tarafı çok altında e, kaldı. Burada biraz daha agresif bir fiyatlama olacağına işaret ediyor. Bu sektörü de e, bu yönde etkileyebilir. E, geleneksel pazardan modern pazara bir kayış var. Bu da ciro büyümelerini e, modern pazarın e, pazar payını e, olumlu etkiliyor. Yani genel olarak baktığım zaman yüksek büyüme biraz daha düşük Marş 2022'ye göre. Ama nominal olarak EBITDA'nın e, %60'larda e, büyüyeceğini göreceğiz biz e, kuvvetli muhtemel sektörde. Bu kadar güçlü büyümenin olduğu bir yerde de ben dediğim gibi gıda perakende sektörü oyuncularından en az birinin portföylerde olması gerektiğini düşünüyorum. İçecek tarafına kıyasla şöyle ben hem seçime kadar özellikle kurum biraz daha stabil olacak olması enflasyonun yüksekliğini koruyacak olmasından dolayı Türkiye eksporjörü yüksek olan Türkiye'de mal ve hizmet satan şirketlerin hem büyüme açısından hem de marj baskısını daha iyi yönetebilme açısından bir adım önde olduklarını düşünüyorum. E, bu açıdan da içecek sektörüne göre gıdaların Türkiye payının daha yüksek olmasından dolayı e, daha çok öne çıkacaklarını düşünüyorum. E, burada içecek sektörü e, benim ikinci tercihim olur. E, i̇çecek sektörü özelinde baktığım zaman da e, uluslararası e, ağırlığı e, kolada da e, Efes'e göre daha düşük, Türkiye ağırlığı daha yüksek. Bu biraz önce bahsettiğim sebepten dolayı Türkiye ağırlığı görece daha yüksek olduğu için, Türkiye'de büyüme daha güçlü olacağı için ben Coca-Cola'yı Efes listesinde tercih ediyorum. Biz 2023 yılında kuvvetle muhtemel Coca-Cola'nın özellikle yılın ilk yarısında daha güçlü büyüdüğünü göreceğiz Efes'e göre ve marj baskısında daha az olduğunu göreceğiz. Hı. Dolayısıyla hem değerlemesi cazip hem de earnings momentum'u biraz daha güçlü Efes'e göre aslında her iki hissenin de değerlemesini cazip bulmakla birlikte e, katalizör açısından e, Kola'yı biraz daha önde görüyorum. E, burada özellikle Kola'nın Pakistan operasyonları işte bu Pakistan'daki sel felaketinden sonra ciddi bir zarar gördü. Yani orada tüketim zarar gördü, ekonomik etkileri oldu. İşte IMF ile görüşmeler devam ediyor. Bu durum Coca-Cola'nın performansına da olumsuz yansıdı. Ve ben buradaki olumsuz durumu büyük ölçüde fiyatladığını düşünüyorum. Şu anki seviyesinde cazip seviyede olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani Cola'yı Efes'e tercih ediyorum. Ama genel olarak Gıda da Perkendi sektöründe içecek sektörüne tercih ediyorum. Peki e, yani kısa da olsa bir enerji tarafına da değinebilir miyiz? Az önce Ezgi ile konuştuğumuz gibi şimdi doğalgaz fiyatları geri çekiliyor. Yani genel olarak enerji fiyatlarına bir geri çekilme var. Ama 2022 yılı boyunca en çok konuştuğumuz sektör ve konuydu enerji krizi. O yüzden buradaki hikaye kısa ya da orta vadeli olarak bitti mi? Yani bizim e, katalizördü çünkü e, Borsa İstanbul'da halka açık enerji şirketleri için bu senaryo. Yani şimdi buradaki hikayemiz bitti mi sence buna göre Mustafa? Ee, şöyle aslında bunu 3-4 programda söylüyorum biraz tekrar gibi olacak ama e, yani bu hisseler enerji fiyatlarındaki yüksek artışla birlikte iyi performans gösterdiler. E, büyümeler güçlü oldu, e, kar marjları e, iyileşti. E, bu da hisse performanslarına yansıdı. E, ben burada enerji sektörünün cazibesini yitirdiğini ilk söylediğim zaman çarpanları 11-12 seviyelerine gelmiştik ki. Bu sektör için çok yüksek bir çarpan ee, ve enerji fiyatlarında normalleşme olacağını da e, sonuçta kaçınılmaz yani enerji fiyatlarının orada kalmasına e, imkan yoktu bir normalleşme olacağı da çok açıktı e, ve hani bir yıl sonraki tahminlerimize göre de 11-12'lere gelmiş e, medyan çarpanlar e, söz konusuydu sektörde e, bundan dolayı da sektörün cazibesini bitirdiğini düşünüyorduk e, şimdi enerji fiyatlarının çok sert bir şekilde e, Ukrayna Rusya savaşı öncesi dönemlere e, geri gelmiş olması e, buraya bir miktar satış getirdi. E, değerlemelerin zaten e, hani overshot ettiğini düşünüyordum ben. E, o durum bu etki daha da arttırdı ve e, son 3-4 aydır e, endeksin en kötü performans gösteren e, sektörü oldu. E, şu an geldiğimiz yer itibariyle baktığım zaman çarpanların 6-8 bandına e, geldiğini görüyorum ki buralar daha makul çarpanlar. E, o yüzden hani buradan daha fazla e, endeksin altında kalacak şekilde bir performans göstereceklerini de düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar 2023 yılı e, dolar bazında e, bu şirketlerin e, büyüme göstermedikleri bir yıl olacak. Yani inorganik büyüme tabii ki olacak ama mevcut portföyler açısından baktığımız zaman e, dolar bazında büyümeyecekler. Kar, kar marjları üzerinde e, biraz baskı olacak. E, çok earnings momentum yok arkalarında. Yani o birazcık e, baskılıyor olacak ama inorganik büyüme hikayesiyle birlikte 6'lı yani 8'li çarpanlar bence makul çarpanlar. E, şu an bu e, şirketler daha rasyonel, değerlemelere gelmiş durumdalar. Ben yakın vade için en azından endeksten ne negatif ne pozitif yönde ayrışmayacaklarını düşünüyorum. Sektöre ilişkin şu an hani olumsuz görüşümle bu kötü performans sonrası şu an daha nötr bir görüşe sahibim diye söyleyebilirim açıkçası burada. Daha çekin seviniyorsun. Mustafa çok teşekkür ediyorum. O zaman kapanışı Ezgi'yle yapalım. Ezgi Koç Holding'i unutmayalım. Ee, istersen, e istersen çok kısa da olsa bir Koç Holding yorumuyla bitirelim bugün programımızı. Tabii Koç Holding de dördüncü çeyrek e, karını açıkladı. E, zaten bütün iştiraklerden çok iyi kar gelmişti. Dolayısıyla e, dördüncü çeyrek karı da gayet iyi gelmişti. E, fakat e, şu açıdan belki birazcık e, hayal kırıklığı yarattı diyelim. İştiraklerden gelen temettüler bu sene Biraz daha düşük yani az önce bahsettiğim işte Tüpraş'ta e, nispeten e, düşüktü. Tüpraş'tan onun EYH'e e yansıması ve Koç Holding'e yansıması e, biraz beklentilerden düşük. Ford'da, e, Tofaş'ta yine e, biraz daha düşük e, temettü var. E, belki hani yılın ikinci yarısında buralardan tekrar bir temettü e, gelebilir. E, i̇skonto olarak e, şu an yüzde 35 e, iskontoda da e, işlem görüyor yani cari net aktif değerine göre son 2 yıllık ortalaması %32'ler, 5 yıllık ortalaması %18'de. Yani hani burada makul seviye nedir diye düşünecek olursak %20'ler herhalde makul bir seviye olurdu. yani çok ciddi bir iskonto da işlem görüyor. İştiraklerde de iyi hikayeler var aslında. Yani bahsettiğimiz gibi işte Tüpraş'ta birinci çeyrek güçlü kârlılık var. Eee Whirlpool anlaşması var. Onun dışında işte Ford ve Tofaşta aslında 2023 beklentileri bizim ilk beklentilerimize göre biraz daha iyiydi. Yani aslında paket olarak bütün bu iştirakleri satın almak için iskontolu bir seçenek O yüzden bence Coach Holding yani kısa vadede önerilebilecek hisselerden birisidir diye düşünüyorum portföylerde yer alabilir diyorsun. Ezgi evet. sana da çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir bilerek plan Mavi'den Tabii, bahsetmek istiyorum. Perakende'leri konuşurken. E, evet, perakende konuştuk atladık. E, evet yani e, Mavi için de e, ben olumlu görüşe sahibim. E, burada özellikle son bir ayda aslında takip ettiğim hisseler içerisinde beklentilerimin aksine en kötü performans gösteren e, hisse oldu. E, biraz tersi bıraktı bizi. Bunda da özellikle deprem bölgesinde Maraş bölgesinin kot ipliği üretiyor olması, tedarik zinciri üzerinde baskı yaratırma endişeleri yarattı. Bir de tabii ki depremin özellikle giyim vesaire gibi sektörlerde talep üzerinde de biraz olumsuz etkisi var. Bunlardan dolayı negatif bir performans oldu. Hissenin likiditesi düşük olduğu için birkaç tane de büyük fon buradan çıktığı için bu ekstra baskı yarattı. Şu an mevcut seviyelerin ben çok tekrar cazip seviyelere geldiğini düşünüyorum. Burada hem dördüncü çeyrek beklentimiz güçlü hem 2023 yılına ilişkin iyimseriz. E, şirket e, finansal açıdan güçlü durumda burada tedarik tarafında çok büyük bir e, sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum ben hatta geleneksel pazardaki birçok oyunca göre daha avantajlı durumdalar. E, şu an hani mevcut seviyeler son dönemdeki düşüş e, burada bence bir alım fırsatı yaratıyor. E, şu an ben takip ettiğim hisseler arasında e, BIM ile birlikte aslında en çok tercih ettiğim iki hisseden bir tanesi. Yani buradaki geri çekime dediğin gibi bir alış fırsatı olarak yatırımcılar tarafından okunabilir diyorsun. E, dipnot için de çok teşekkür ediyorum Mustafa. Böylelikle efendim biz de programımızı sonlandırıyoruz. Haftaya çarşamba günü tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.